Manşete hoş geldiniz. AKP parlamenter sisteme dönemez diye başlıyoruz ama bu bugün konuşacağımız üç konudan ikincisi. İlki Erdoğan'ın Moskova seyahati. ikincisi AKP'nin tekrar sistem değişikliği veya yarı başkanlık sistemine dönüce tartışması. Gerçekten önümüzde siyasi açıdan zor bir bir sene var. Gerek AKP açısından gerekse AKP ile birlikte o iktidarı paylaşan ...taraftarları açısından, o iktidardan zenginleşenler, ne mal alanlar açısından. Üçüncü konu da Londra'da yaşanan bir hadise. Melik Gökçek oğlu Osman Gökçek İpek ailesine Londra'da bir mağazada saldırdığı. Ciddi bir taciz karşılıklı tartışma var ama nedense iki iki buçuk sene sonra bunu bir biçimde Gökçek ailesi kendini aklamak için kendilerini aklamak için gündeme getirdiler. Fakat bunu yapmaya çalışırken de adeta e, kendilerine suçüstü yaptılar. Buna bakacağız. E, bu konuda ne düşünüyoruz? Bu konu neden böyle gündeme geldi ve Akın İpek ne söyledi? Bütün bunlara bakacağız ki e, Akın Bey'in söylediklerinin altında gerçekten e, çok önemli iddialar, çok güçlü e, gerçekler var. Şimdi ilk konu. E, Erdoğan'ın Rusya seyahati o başladı ve ilk görüntüler verildi ve ilk görüntülerde Erdoğan çok güç bir dönemde kendini ağırladığı için Putin'e teşekkür ediyor. Ve Putin her şeyin farkında zaten bunu Erdoğan'ın söylemesi de gerekmiyor. Aynı zamanda bu ziyaretlerden evvel basına yapılacak açıklamalar tarafların bir anlamda dikkatine de geliyor. Ya da taraflar karşı tarafa e, basın önünde ya da biz görüşmeye başlamadan evvel açıklama yaparken görüşmenin içeriğine ilişkin, gündeme ilişkin şu 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 konuları da gündeme getirseniz, getirirseniz iyi olur falan diyorlar. Haliyle neticede iki lider kameraların önünde. E, ikisi de konuşuyor. E, burada zayıf durumda olan lider Erdoğan. Haliyle e, Olası ki Moskova Ankara'dan bazı talepleri dile getirmiş olabilir. Yani Erdoğan kameralar önünde konuşurken şunlara da bahsetse iyi olur. Bizim açımızdan dünya kamuoyu nezdinde. Çünkü ikili görüşme, baş başa görüşme neyse bu yayınlanmıyor. Bir de işin böyle bir yanı var. O arada Erdoğan konuşmasında S-400 projesinden geri adım atmayacaklarını, yaptıkları anlaşmanın verdikleri sözün arkasında durduklarını söylüyor. Bunu söylerken Putin gülüyor, gülümsüyor. Belli ki böyle bir şeyi duymak istiyor. Yalnız Erdoğan şeye giderken, Rusya'ya giderken heybesinde gerçekten çok kritik konular var. Yani ciddi bir bagajı var oyları düşmüş durumda, ekonomi kötü durumda, ee, kara kış kapıda doğalgaz faturaları artıyor ve e, bir iki aya kadar e, Rusya ile doğalgaz anlaşması bitiyor. Gazprom'la yeni bir anlaşma yapılacak. Gazprom Avrupa'ya çektiği fiyatı Türkiye'ye çekmek istemiyor. Bu konuda da son derece e, farklı analizler yayınladı, yayınlandı e, Türkiye medyasında. Onları da okumanızda yarar var. E, yani bir anlamda Erdoğan'ın eli e, çok zayıf Putin kameralar önünde zor geçiyor ama pozitif bitiyor demiş. Evet yani belli ki <laughs> içeride Erdoğan'ın bir takım istekleri oluyor veya belli konularda Erdoğan'ı ikna etmek zor oluyor falan ama neticede benim dediğim oluyor demeye getiriyor. Bu fotoğrafta da işte özellikle Putin'in Erdoğan'a bakarken ki şu ifadesi ve Erdoğan'ın yüz ifadesi çok şeyi anlatıyor zor konular var. İçeride çok, çok sıkışmış bir Erdoğan var. Amerika'dan ve dünyadan istediğini bulamayan, dünyanın her tarafıyla kavgalı bir Erdoğan var. İtibarı kalmamış bir Erdoğan var. Çok sıkışmış, ekonomik anlamdan, dar anlamda dar boğaza düşmüş, doğal gaz anlamında dar boğaza düşmüş bir Türkiye var. Bütün bunların hepsini Rusya bilmiyor mu? Rusya senden benden daha iyi biliyor ve ilave bir S-400 anlaşmasıyla, pahalı bir doğalgazla Erdoğan Türkiye'ye, doğalgaz anlaşmasıyla Türkiye'ye dönecek, öyle görülüyor. Joe Biden'la bir sıkışma yaşadı Amerika'da ve bunu enteresan bir şekilde kendi toplumuna ve dünyaya da itiraf etti. Hiç böyle bir konuma düşmemiştim falan diye. Hala bunu kovalıyor. G20 zirvesinde Amerikan başkanıyla görüşeceği açıklandı. G20 zirvesi Ekim ayı sonunda. O arada Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacaklarını söyledi Erdoğan. Bu bir manevra değil bunu yapacaklar ki zaten bunu yapmayan 3-5 böyle 3. Dünya ülkesinden biri Türkiye. Hemen arkasından Glasgow'da bir zirve var. O zirveye katılabilmek için bu Paris İklim Anlaşması'nı geçirmek durumunda Türkiye'de. Yani Erdoğan bir anlamda eriyen imajını, sönen popülaritesini, ülkenin gittikçe darboğaza doğru yürüyen ekonomisini vesaire toparlamak için Liderlerle görüntü verme, Joe Biden'la tekrar bir, bir şekilde görüntü kovalama, işte Glasgow zirvesinde orada da gidip gene görüntü vermek için falan Paris İklim Anlaşması'nı falan raftan indiriyor veya pek çok şeyi devreye sokuyor. İçeride siyaseten sıkışmış durumda BBC Türkçe, şimdi ona gelelim ikinci konu parlamenter sisteme dönemez konusuna. Yarı başkanlık benzeri sistem getirilebilir, sistemin adı değişebilir AKP yeni anayasa için muhalefete sistem revizyonu önerisiyle gitmeye hazırlanıyor. Ayşe Sayın imzalı bir haber e, yayımladı e, manşetten e, BBC e, bir iki saat kadar önce. E, bu haberin ayrıntısına BBC Türkçe'nin e, internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyona dönük düzenlemelere yer vermeyi amaçlıyor, amaçlıyormuş efendim. Adalet Kalkınma Partisi yetmedi bu çerçevede. Yarı başkanlık sistemine benzer bir yapılanmaya gidilmesi, bakan başkan, başkan yardımcılarının, bakan ve cumhurbaşkanı yardımcılarının meclisten seçilmesi, meclisin denetim yetkisinin artırılması dahil mevcut sistemden feragat edilebilecek maddeler tartışılıyormuş. Upuzun bir haber okudum ben. Ee, siz de okuyabilirsiniz ama genel e, çerçevesi bu. Peki AKP e, bunu yapar mı? E, parlamenter sisteme döner mi? Bu noktada şunu söyleyeyim. Erdoğan e, parlamenter sisteme dönecek e, ya da e, yarı başkanlık sistemine geçecek ya da işte efendim kendisi başbakan olacak oraya güvendiği bir cumhurbaşkanı saraya koyacak falan. Şimdi böyle tezler var. E, çok akla zarar tezler bunlar. Neden? Yani Erdoğan saraydan çıkacak. Yani Erdoğan başbakan olacak. Yani başbakanlık olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne dönecek falan. Sondan başlayalım. Yani mecliste hükümet kuracak. Tek parti hükümeti kuramıyor artık. Koalisyon hükümeti kuracak. Yani e, mecliste hükümet müzakere edilecek. Güven oylamasına gidilecek. Muhalefetin eleştirilerini cevaplayacak. Bütçe falan maratonunda her şeyi tek başına göğüsleyecek. Artık sağlığı el vermeyen Erdoğan. Ki basketbol fotoğraflarını yayınladılar. Erdoğan... ...sarayın bahçesinde basket oynarken güya videosunu yayınlamadılar. Yani keşke videosunu yayınlasalar. Erdoğan nasıl basket oynamış görsek. E, gen sorularla bo boğuşacak vesaire vesaire. Aileden birini bile Cumhurbaşkanı yapsa veya Başbakan yapsa... E, ...neyse e, ona bile güvenmeyecek durumda bir Erdoğan söz konusu. Yani mevcut şeyi bırakacak hani tabir yerindeyse kendi tabiri o da asla astık kestiği kestik Erdoğan'ı ve asla astı kestiği kestik yetkileri bırakacak. Bir geceyle her şeye karar verdiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini bırakacak, sarayı bırakacak, bir düzine uçağı bırakacak, liderlerle baş başa görüşmeyi, şunu bunu her şeyi bırakacak, hesap vermeyi bırakacak, ne bileyim hesap sorulabilirliği falan falan, daha doğrusu hesap vermeye dönecek, hesap sorulabilirliğe dönecek falan. Bu mümkün değil. Bu imkan ve olası değil. İşte yarı başkanlık sistemine benzer filan falan. Bunların hepsi birer cila. Böyle şeyler yapabilir. Ama bütün bunlar nihayetinde onun sarayda elde ettiği gücü, sarayda tahkim ettiği e, iktidarı e, bir adım e, geri attıracak şeyler değil. E, öyle alıştılar ki bu keyfiliğe. Öyle alıştılar ki yasasız anayasasız yürümeyi yürümeye, öyle alıştılar ki işte silahlı kuvvetlerden yargı mensuplarına kadar atamaların saraydan yapılması ve bütün törenlerin sarayda düzenlenmesine Diyanet İşleri Başkanı'nın duasıyla falan bundan asla geri adım atmaz, atamaz. Parlamenter sisteme dönmez, dönemez. Başkanlık sisteminden yarı başkanlığa dönmez, dönemez. Ama muhalefetin veya işte efendim kamuoyunun ağzına bir parmak bal çalmak ya da ne bileyim işte Sistemin aksayan taraflarını düzeltmek ya da dünyaya daha demokratik filan bir başkanlık sistemi görüntüsü vermek için yapmayacağı yapmayacağı şey yoktur. Bundan emin olmak gerekir. Yani şu an bir anlamda bu hızı, hani bisiklet yavaşlarsa veya durursa devrilir gibi durmaları, yavaşlamaları asla ve asla söz konusu değil. Bütün bunların hepsine gülüyorum. Bu haberleri sonuna kadar okuma. Yok parlamenter sistem, yarı başkanlık sistemi, AKP'nin sistem revizyon önerisi, yeni anayasa falan e, tebessümle seyrediyorum. E, karşınızda böyle bir Erdoğan, karşınızda böyle bir AKP yok artık. E, bir bu. ikincisi bu yönetimi, bu idareyi yok saymanız lazım. Onlarla aynı ortamda bile bulunmamanız lazım. Aynı çatı altına girmemeniz lazım. Rütük de olmamanız lazım. Ne bileyim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belli komisyonlarda işte bütçe yapıyoruz diye yakında işte başlayacak plan bütçe falan olmamanız lazım. Allah aşkına geriye doğru 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır muhalefetin tek bir kazanımı, tek bir bu hükümete veya bu iktidara veya AKP'ye Erdoğan'a geri adım attırdığı bir şey var mı? Sosyal ağlarla ilgili düzenlemeleri yapacaklar. Seçim yasasıyla ilgili düzenlemeleri yapacaklar. İşte onunla ilgili haber Doçeveli'ye düşmüş. AKP'nin erken seçim tartışmasını bitirme planı. Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor. AKP muhalefetin erken seçim beklentisini ortadan kaldırmak için seçim ve siyasal partiler yasasındaki değişikliği bütçe görüşmeleri sonrasına bırakmayı planladı. Bütçe görüşmeleri sonrasına bırakacak. Kasım ayında muhtemelen bir seçim yasası geçirecek. O da bir yıl boyunca geçerli olamayacağı için bir yılın sonunda önümüzdeki Kasım sonunda yani 2022'nin Kasım'ının Kasım sonunda veya 2022 Kasım'ın ikinci yarısı neyse seçime gitmek planlanıyor falan. Şu anda erken seçim istemiyorlar. Erken seçim veya bir seçim satım haline girildiyse Erdoğan'ın girildiğinde Erdoğan'ın en zayıf dönemi, AKP'nin en zayıf dönemi olduğu için seçim çantada keklik değil. Ve Erdoğan bir seçime gitmeye Yarın öbür gün bu ihtimalleri de konuşacağız. Erdoğan seçimi erteletmek, seçimsiz bir Türkiye veya bir biçimde bir olağanüstü bir şey icat edip savaş vesaire falan gibi seçimi öteletme falan gibi seçenekleri de düşünecektir. Çünkü şu aşamada seçime gidemiyor. Çok net. Yani bu haberden bu anlaşılıyor. Erken seçim tartışmasını bitirmek için seçim yasasını bile e, bütçe görüşmeleri sonrasını almışlar. Yani AKP'nin gündeminde, Erdoğan'ın gündeminde önümüzdeki bir yıl boyunca seçim yok. Olmayacak. Ne erken seçim ne baskın seçim. Bir sene içinde veya bir sene sonra bakarız. Bakarız duruma. Yani öyle bakıyor saray. Evet. Bütün bunların hepsi. Ee, bu şekilde ele alınmalı. Aksi takdirde sağlıklı bir analiz yapılacağını düşünmüyorum. Muhalefet elbette kendi çalıp oynayabilir. Elbette bunun analizleri televizyonlarda saatlerce 4-5 saat süren tartışma programlarında konuşulabilir. Havanda su dövüyorlar. Havanda su dövüyorlar yani. Evet. Yarın öbür gün AKP'nin getireceği artı AKP artı MHP'nin getireceği yeni anayasa seçim sistemi şu bu falan bile bunu bile gece yarlarına kadar tartışılacaklar. Bakmıyorum. Siz de bakmayın yani. Olayın özeti biraz evvel anlattığım analizde saklı. Bakın sadece bir tane örnek. AKP'li belediye başkanı demiş ki millet dünyayı yiyor biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu? Torpil eleştirilerine böyle cevap vermiş. Kim olduğu hangi belediye başkanı olduğu önemli değil. Hani şecaat arz ederken sirkatin söyler derler ya tam laf buraya uymasa da aklıma o laf geldi. O atasözü geldi. Yani ya arkadaş diyor millet amuduyla götürüyor. Ben diyor torpille 5 kişi almışım çok mu diyor. Bir sürü bu cümle, bir cümlede bir sürü itiraf var. Herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Onun için dönmezler, dönemezler. Evet. Bir kere daha söylüyorum, Erdoğan'ı veya AKP'yi seçimden başka değiştirmek için şansınız yoksa önümüzdeki seçime ve ülkenin sağlıklı bir şekilde seçime götürülmesine e, kafa yormak zorundasınız. Ve Erdoğan'ı seçime ikna etmek zorundasınız. Erdoğan seçime ikna olmayabilir. Bırakın seçim yasasını, yeni anayasayı, yarı başkanlık sistemini, şunu bunu. Erdoğan seçime ikna olmayabilir. Evet, şimdi diğer konuya geçelim. Gökçek balonu patladı. Osman Gökçek Beyaz TV'de kendi programına çıkıyor. Beyaz TV zaten Gökçek ailesinin. İşte bu akşam yurt dışında FETÖ'cülerin şahsıma yaptığı saldırının görüntülerini yayınlayacağım diyor. Bir fragman gibi bir şey veriyor kısa bir görüntü sonra da işte Beyaz TV'deki yayında bunu göstermiş. Babası da yemeden içmeden bunu almış paylaşmış Twitter'da Melih Gökçek. Osman Gökçek'e yurt dışında saldıran Akın İpek'in işte karısı kızının görüntüleri seyrettiğinizde şok olacaksınız vesaire. Akın Bey bir dizi tweetle e, bu görüntülere veya bu iddialara cevap verdi. İnsanların karısına, kızına saldıracak kadar alçalabilir mi bir insan? Velik Gökçek budur. Onun yanında duranlar bunu iyi bilsin. Dil uzattıkların, dün evladım dediğin kızın yaşında insanlar demiş. Yaşlılara, kadınlara musallat olan Gökçek ailesi. Osman Gökçek kadınlara ve çocuklara saldıracak kalitede biri. Bu şahsın TED Ankara Koleji'nden sapıklığı sebebiyle atıldığını söylemek şart oldu diyor Akın İpek. Devamla, Beyaz TV Gökçek ailesine aittir. Tıpkı Söğüt İnşaat'ın %50'sinin Gökçek ailesine ait olduğu gibi. Şirketlerin hisse senetleri hamili nedir? Bunlar misafirliğe geldiği evi soyan insanlardır demiş Akın İpek. Ki e, Söğüt İnşaat, gene Gökçek'in paravan şirketlerinden biri ve e, Akın Bey'in, Angels Peninsula, Marmaris'teki e, oteline e, çöken e, inşaat e, ve elbette Melih Kökçek ve ailesi. Melik Kökçek ve ailesi de o otelde konakladılar, e, Akın Bey'in misafiri olarak. Ama belli ki o otelde konaklamaya geldiklerinde biz bu otel'e nasıl çökeriz, bunun hesabını yapmışlar. Akın Bey devamla. Tripotumu aldım Melik Gökçek, ki Bağlanıp cevap hakkını kullanmak istersen bağlanabilirsin. Rüşvet parasıyla kurulduğu için sahibinin sahibiyim diyemediği bir TV kanalının etkisinin gerçek haberler karşısında ne kadar zavallı olduğunu da göreceksin. Eşim ve kızım hakkında yapacakları programı sunacak veya içinde yer alacak hanımlara da şunu söyleyeyim. Hayatınız boyunca bir utanç sebebi ol olacak bu alçaklığa ortak olmayın. Bu ahlaksızlığın içinde yer almayın. Melih Gökçek hacdan gelip çanta içinde rüşvet alan, hani tövbe etmiştin dediklerinde, dayanamıyorum namıkçım diyen biridir. İpek ailesini sırf Angels Oteli'ne göz koyduğu için fito torbasının içine atanlardan biridir. Bu vesileyle ben de bir program yapacağım. Onu da kaçırmayın derim diyor. Sevgili yol arkadaşım, Akın Bey'in son mesajlarını okuyup bağlayacağım konuyu. Sevgili yol arkadaşım, eşim ve güzel kızım şunu bilin, parkta gördüğünüz bir köpek avlaması veya köpek pis, pisliği size ne kadar zarar verebilirse, bu Melih ve Osman Gökçek alçaklarının söyledikleri de size o kadar zarar verebilir. Sakın üzülmeyin bunlara. İnsanların anasına, kızına, karısına bulaşanlar köpek tasmasıyla gezdirilecek şahıslardır.'' Buna kimsenin itirazı olmaz kardeşim. Bana ulaşmak isteyenler için e-mail adresini vermiş Akın Bey ekranda görüyorsunuz. Bu akşam uluslararası bir davamın son duruşması var. O yüzden bu Melih ve Osman Gökçek alçaklarının ailem hakkındaki programlarını izlemeyeceğim. Merak etmesinler. Bir gün beraber izleyeceğiz demiş. Sosyal ağlarda olayın seyri nedir ne değildir bakabilirsiniz. Hepsi var ki zaten baktığınızda siz de kendi kanaatinizi verirsiniz. Birincisi Akın Bey'e bu ekranlar açık. Akın Bey istediği zaman e, tripotunu e, kapıp gelmesine de gerek yok. Bizim tripotumuz var, kameramız var, ışığımız var. E, ve e, kendisini ve ailesini e, yapacakları açıklamalar için sonuna kadar ağırlamaya hazırız. Dolayısıyla bir ekranı var. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, tabii bu bir danışıklı dövüş, dövüş de değil. Hemen akla bu gelebilir. Benim bu hadise patladığından bu yana işte dünden beri Akın Bey'le en ufak bir teşkime sahip mesajlaşmam şu bu falan olmadı. Ayrıca elbette ben Akın Bey'le İpek Medya'da beraber çalıştım. O, onun kurduğu, onun satın aldığı Kanal Türk'ün haber dairesi başkanlığını yaptım. Onun kurduğu bugün TV'de genel yayın müdürlüğü yaptım. Ta ki kayyım çökene kadar elbette bir maddi ilişkim vardı ama şu anda Akın Bey'le herhangi bir maddi ilişkim yok. Geçmişte vardı, şu anda herhangi bir maddi ilişkim yok. İleride de olabilir ayrı bir konu. Dolayısıyla bu konu öyle bir para veren alan vesaire ilişkisi de değil. Onu da antiparantez belirteyim. Bir diğer konu da şu. Elbette Akın Bey'le ailesiyle bir hukukumuz var ve bizim de burada bir platformumuz var. Onlar kendilerini ifade etmek istediğinde tabii ki ilk çalmaları gereken kapı burası. Onu da belirteyim. Bir diğer konu da şu. <laughs> Gökçek ailesi. Melik Gökçek ve oğulları ve özellikle işte Beyaz TV'nin başında duran Osman Gökçek. Psikolojik sorunları olan insanlar. Bunu zaten beraber birlikte onlarla muhatap olanlar da görüyorlar. Yani onların bir ceza ehliyeti var mı yok mu? Öncelikle bunun bir tahlili gerekiyor. Buna ezbere söylemiyorum. İkincisi, büyük yolsuzluklara, büyük usulsüzlüklere, büyük hırsızlıklara batmış insanlar. Geriye doğru bu servetin bir kaynağı yok. Yani babadan, atadan veya çalışılarak veya bir işletme, bir holding, bir fabrika vesaire bir ticari işletme işletilerek elde edilmiş şeyler değil. Melik Gökçek devlet memuriyetinden gelen bir insan. Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. Bürokrasiden gelen bir insan. Anavatan Partisi'nde siyaset yaptı. İşte ne bileyim Tayyip Erdoğan ve arkadaşları AKP'yi kurarken başta geçmedi, sona geçti. Demokrat Parti de bir ara siyaset yapmayı düşündü veya yaptı, bilemiyorum, hatırlamıyorum. Yani o günkü menfaati, siyasi menfaati neredeyse oraya e, direksiyon kırmış bir insan. E, Çeyrek Asra ya yakın bir süre Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptı. Ve Ankara'da e, gerek onun belediye başkanlığı döneminde ve gerek sonrasında, Büyük büyük alışveriş merkezlerinin, büyük büyük inşaatların veya büyük büyük projelerin hepsinin ortağı ya da gizli ortağı hep söylendi. Yoldan geçerken insanlar gösterirlerdi işte burası Gökçek ailesinin, burası Gökçek ailesinin şu kadar hisse, hissesi olan bir yer falan gibi. Ama bunların hepsi ya gizli ortaklık ya da işte efendim taşeron ya da işte ne bileyim şoförü gibi, ne bileyim bir çalışanı gibi veya işte geçmişte kendisine iyilik yapmış birisi gibi filan birilerinin ismi üzerinden elde edilmiş şeyler. Dolayısıyla... Geriye doğru bu servetin bir şeysi yok, bir kaynağı yok, dayandığı bir yer yok. Hepsi daha sonra e, yolsuzluk yoluyla, rüşvet yoluyla, mala mülke çökme yoluyla elde edilmiş şeyler. Halen de öyle. Halen de öyle devam ediyor. Yani oğullarından birinin televizyonu, birinin de spor kulübü vardı yani düşünün. Oğullarının da yok yani. Böyle bir aile. Ve e, şu anda burada yani o kadar rahatsızım ki yani bu isim üzerinde analiz yapmak, bu isim üzerinde konuşmak falan. Yani emin olun kendi seviyemizi ve şu yayının seviyesinde düşürüyor. Bunun farkındayım yani. Ve en istemediğim şeyi yapıyorum. O kadar yüzü yerde insanlar ki işte liderim, işte efendim ne bileyim biat ettik falan filan gibi böyle Erdoğan'a en akıl almaz yağcılığı, yağdanlığı yapan bu insanlar Erdoğan hadi bakayım parti, parti belediyenin başından ayrıl dediğinde haftalarca istifa etmemek için araya bir sürü insanı koyup direnen bir insan Melih Gökçek. Ondan sonrası da karnı şiş kalmış bir insan. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan azledilmesini bir türlü hazmedemedi. Şimdi geçelim hadiseye. Haziran 2019'da Londra'da bir mağazada Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek İpek ailesinden Akın Bey'in eşi Nevin Hanım ve kızıyla karşılaşıyor. Aralarında işte ne bileyim yani görüntülerde de görüyorsunuz. Bir sataşma varsa bir taciz varsa bu Osman Gökçek tarafından Nevin Hanım ve kızına yapılan bir taciz veya saldırı. Bunu net görüyorsunuz zaten görülüyor. Korkaktır bu insanlar. Yani gerçekten Öyle bir, öyle bir höt dediğinizde falan e, girecek şey ararlar. Ellerinden makamı, koltuğu, gücü, parayı falan aldığınızda e, sabun yutmuş salyangoz gibi erirler. Yani o kadar da korkak, pısırık, silik e, tiplerdir yani. E, orada da görüyorsunuz. Ha, deniyor ki işte makyaj kadın makyaj reyonunda Osman Gökçe'nin ne işi vardı? Olabilir canım yani birine hediye almak için gitmiş olabilir. Eşi veya başka birisi bir siparişte bulunmuştur. Onun için gitmiştir. Orada değilim. Fakat şuradayım yani. Bir birincisi büyük bir cüretle tuhaf bir şekilde savunmaya mı geçiyor veya artık ayrı bir psikolojik vaka mı falan. Yani orası senin çöplüğün de değil. <laughs> yani İngiltere, Londra bir mağazalar zincirinin mühim bir şubesi. Nice bir işte bir yer Londra'nın göbeğinde. Şimdi Orada böyle bir cüreti buluyorsun. Ya da belki savunma stratejisiyle yapıyorsun falan. Ayrı bir konu. İkincisi bunu gizlice kayda alıyorsun. Ne hakla? Yani bütün bunların hepsi suç. Ayrıca o ortaya koyduğun şey de delil de değil yani. Üçüncüsü bana saldırdılar falan filan diyorsun. Aradan iki yıldan daha uzun bir süre geçmiş. Haziran 2019 nere? Eylül 2021 nere? İki yıl 3 ay olmuş. 2 yıl 3 ay sonra bana saldırdılar. İşte şöyle oldu, böyle oldu diyorsun. Peki 2 yıl 3 aydır neredeydin? 2 yıl 3 aydır bu görüntü sendeydi veya böyle kendisin yani illa bir görüntü olması da gerekmiyor. Londra'da bir mağazada birilerinin sana saldırdığını iddia ediyorsun. Derhal şikayet etmen lazım. Mağazaya şikayet etmen lazım, polise şikayet etmen lazım. Olayın e, yasal bir takibatı gerekiyor. ilgili yerlere falan bunu yapmış ya bunu yaptın mı? Bunu yaptıysan ne oldu sonucu? Peki e, bunun için e, e, görüntü de var madem elinde. Bunun e, yayınlamak için veya bu konunun tantanasını yapmak için neden iki sen 2 yıl üç ay bekledin? Yani şimdi mi akla geliyor? Aklına geliyor. Evet. Bir sürü sorular sıralayabiliriz. Ama dediğim gibi bu Gökçek deyince tüylerim diken diken oluyor. Yani bu konuda çok da böyle üzerinde durmayı zayıt addediyorum. Gereksiz, lüzumsuz, yerin dibine batsınlar batacaklar zaten. Ciddi psikolojik sorunları var ee, ve hayatları boyunca, ailecek, hayatları boyunca kafalarını kaldıramayacakları bir dava maratonuna girecekler. Ve kendilerine saklanacak, kaçacak Ülkede bulamayacaklar. 2019'un Haziran ayında Hasbel Kader Londra'ya gelmişler. Ondan sonra görelim bakalım yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Bir de işin böyle bir tarafı var. Bir kere daha söylüyorum. Bunlarla muhatap olmaya değmez. Bunlarla atışmaya, dalaşmaya değmez. Gerek yok. Üzdüler İpek ailesini. Üzülmesinler. Köpek köpekliğini yapacak. Yani çok affedersiniz yani akla. Bu ancak bu şekilde ifade edilebilir. İkincisi, Nevin Hanım görüntülerde de görülüyor. Büyük olgunluk göstermiş. Büyük bir hanımefendilikle orada durumdan çıkmaya ya da işte kızını korumaya çalışıyor sakinleştirmeye çalışıyor Ona da tekrar geçmiş olsun diyorum sabırlar diliyorum takılmasınlar Neticede 2 yıl üç ay sonra bir biçimde birilerine sıkıntı vermek için bir şeyi gündeme getirdiler ama ellerine yüzlerine bulaştı. takılmak lazım böyle şeylere hep beraber Allah ömür verdiyse Gökçek ailesinin sonunu, Melih Kökçek ve oğulları itibariyle göreceğiz. Bütün Türkiye ve dünyada seyredecek bu lanet ailenin akıbetini. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.